Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün örnek hizmetleri de Denizli Banklan ilçesinde Hadim mahallesinden duyuracağız. O, gerçekten Türkiye'ye örnek bir okul düzenlenmiş. Burada da muhtarımızın öncülüğünde Uğur Ekici, muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örnek bir okul hayata geçirdiği için öğrencilerin burada başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Çünkü o okul o kadar güzel ki ben hayran oldum. Tekrar okula başlama, yani okumak isteği bende hasıl oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Buyur Bey. Girişte güzel öğrencilerimizin yapmış olduğu resimler orada sergilenmiş. Anaokulu. Anaokulu. Orada 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitlerimizi anma haftası dolayısıyla orada resimleri sergilemişler. 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini rahmetle anıyoruz. Bu vatandaşlarımız her zaman demokrasiye ve cumhuriyetimize, cumhurbaşkanımıza her zaman sahip çıkar Allah'ın izniyle. Okulun başarılarını gösteren almış olduğu kupalar burada sayın izleyiciler. Her alanda komik, evet, her alanda başarılı. Burada görüyorsunuz. Bir sorunun varsa başkalarıyla paylaşabilirsin. Öfkeni kontrol edebilirsiniz. Ailenizle konuşabilirsiniz. Sorununuzu kaynağını anlayabilirsiniz. Sorununuzu kaynağını anlayabilirsiniz. Bunu şiddete başvurmadan çözebilirsiniz. Öğrencilerimize ne yapılıyor? Burada her alanda eğitim veriyor sayın izleyiciler. Buraya geldiğimizde demokrasi diye bir şey var. Yaşanılan bir dünya için, yaşanılır bir dünya için hepimizin fikirlerine ihtiyaç var. Çok güzel. Burada yine Muhammed Bey burayı alalım. Hepimiz biriz. Değerlerimiz. Doğru mu? Değerlerimiz. Orada bir harf değişti herhalde. Evet. Burada işte, olur o kadar da. Okul müdürümüz Dilek Yeşil'in bir eseri. Evet, al, güzel. Oku, getir. Evet, çok güzel. Burada da ne yazıyor? Sorumlu davranma diye bir şey var. Hepimiz geleceğimizden sorumluyuz sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz orada öğrencimiz bir çiçeği suluyor. Orada da toprağa içine yeni filizlenmiş bir şey. Yani çocuklarımız da aynı bir çiçek gibi, onu anlatmak istemiş burada. Çocuklar insanlığın ortak umududur. Daha güzel bir dünya onların ellerinde. Çok güzel bir cümle. Burada da seni özlüyoruz. 1938 Atatürk'ümüzün film şeridi şeklinde bütün karneleri var sayın izleyiciler. İşte yenilikleri burada anlatılmış. Öğretmenler odası. Evet. Gerçekten örnek bir okul sayın izleyiciler. Diğer okullarımızın da bu seviyeye getirilmesini ben istiyorum. Yöneticilerimizden, yetkililerimizden. Muhammed Bey güzel. Öğretmenler odası da harika sayın izleyiciler. Güzel bir kitap şeklinde yapılmış. Yine çocukları severiz. Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları severiz. Çünkü çocuk bizim devamımızdır. Her çocukta biz sonsuzluğa doğru uzayıp giden özlemimizin doyumunu buluruz. Doğru mu efendim? Evet. Yani bizler de bu dünyada gelip geçeceğiz. Onu anlatmak istemiş. Hepimizin bir de buraya bakalım biraz önünde. Empati diye bir şey var. Senin haklı olman benim haklı olmadığım anlamına gelmez. Doğru mu efendim? Çok güzel bir cümle. Güzel. Burada da müştamiliyatlar var. Burada da gençlerimize işte İngilizcenin daha rahat okuyabilmeleri için, öğrenebilmeleri için yapmışlar, basamakları yazmışlar sayın izleyiciler. Yani öğrencilerimiz merdivenlerden çıkarken dahi ne yapmayı biliyor? Bilgi edinebiliyor. En güzel. Burada matematikle ilgili problemleri nasıl çözüleceğini, tam sayılar, kare sayılar, ana sayılar gibi verilen karelerine basmaklarına yazmışlar. Bunu düşünen hangi öğretmenimizse orada verilecek tebrik etmek istiyorum. İsmi de yani. Müdürümüz Dilek Yeşil. Dilek Yeşil müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Görüyorsunuz buradan öğrencilerimiz teneffüs de çıksa ne yapıyor? Buradan bir şey yapıyor. Yine sabahları sabırlı olmak diye bir şey var. Her şey doğru zamanda gelip umut et sabırlı ol. Umut et sabırlı ol. Evet.
umudumuzla bu umudumuzu koruyacağız sayın izleyiciler. Başarılı olmak diye bir şey var. Başarılı olmak için adım atmalısın ve kendine inanmalısın. Yani ne yapacağız? Başarılı olmak için kendimize de güveneceğiz. Aynen. Burada farklılıklara saygı duymak diye bir şey var. Farklılıklara saygı duyacağız sayın izleyiciler. Hepimizin aynı dünyanın farklı çocuklarıyız. Evet. Neticede hepimiz çocuğuz ve insanız sayın izleyiciler. Bu dünyaya geldik, mutlaka göçüp gideceğiz. Burada da dünya haritası güzel. Burada vatanını sevmek diye bir şey var. Korkma sözler bu şabaklarda yüzen Alsancak İstiklal Marşımızdan alıntı yapılmış. Çok güzel sayın izleyiciler. Adaletli olmak diye bir şey var. Ancak eşit kollara asılmış, eşit ağırlıklar dengede kalırlar. Yani burada da adaletten bahsetmiş. Adaletten bahsetmiş olmuş da şu güzel şiiri de burada okumak istiyorum sayın izleyiciler. Bu dünyaya geldik, hepimiz bu dünyada göçüp gideceğiz. Doğru mu? Ade bile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, sahur olduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasbi gibi, zamanı dolan uçar gibi, kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, genel yasamız Allah'tır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. İşte bu şiirimiz her şeyi en güzel şekilde anlatıyor. Bu okulu yapan, bu dizaynı gerçekleştiren öncelikle muhtarımız Uğur Ekici'ye ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu örnek okulun tüm Türkiye'deki diğer okullara da yapılmasını istiyoruz, arz ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızdan da okul müdürümüzün ödüllendirilmesini ben buradan rica ediyorum. Saygılar sunuyorum.